Sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Bilgi Üniversitesi'ndeyiz bu hafta. Neden Bilgi Üniversitesi'ndeyiz ve neden acaba burada toplandık bu akşam diye herhalde soruyorsunuzdur. Avrupa Birliği'nden bahsetmeyeceğiz. Avrupa Birliği'nden bahsetmiş olsak veyahut da siyasi gelişmelerden, Irak'taki gelişmelerden bu kadar insanı acaba bulabilir miydik diye çok tereddüt ediyorum. Ama ne olursa olsun bugün buradayız. Çünkü Türkiye'de en çok konuşulan bir filmi biz de konuşmaya geldik. Hep beraber geldik. Soru sormaya geldik, sorgulamaya geldik. Gora'dan söz ediyorum. Gora, Türkiye'de hakikaten bir olay olarak ortaya çıktı. Beğenenler var, beğenmeyenler var, eleştirenler var, alkışlayanlar var. Ama alkışlayanların içinde en çok da bu öğrenciler var. Hoş geldiniz çocuklar. Ben şimdi sizlere kimlerle beraber olacağımızı isterseniz önce anlatayım. Bu boş iskemle Rasim Öztekin'in, Bob Marley Faruk'un yeri. O birazdan gelecek çünkü şu anda tiyatroda, tiyatrodan çıktıktan sonra gelecek. Ömer Faruk yönetmenimiz. Bu iki boş sandalyeye kimlerin geleceğini biraz sonra söyleyeceğim. Arkasından Ozan Güven, Robot 216. Ozan. Ozan değil misin? Yok yok. Aynen. Problem yok, hayır. Ha, yani olabilirdi şey yaptım tabii. Ve Erdal, Erdal Renroy. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Ama bizim beklediğimiz iki insan var. İsterseniz en güzelinden başlayayım. Özge, Ceko. Bir de filmde pek fazla görünmeyen ama işte kenarından köşesinden bulaşmış, çizittirmiş, bir şey yapmış genç bir çocuk, Cem Yılmaz. Merhaba Özlem. Çok uzun zaman birbirlerini görmediklerinden dolayı bunu normal karşılamanız gerekir. Bu gezegende ilk defa. Yani oraya geliyor. Şimdi aslında baktığımız zaman sizlerin de sorularınızı alacağım. Ama dediğim gibi kimler soru sormak istiyorsa hemen el kaldırsın. Bu arada Beşiktaş maçı bitti mi? Kaç bitti? Ha bitti mi? Daha bitmedi ama yani 2-0 anla ama kazanabilir. Yani o 5 dakika çok son derece önemli. Ben hemen dönüyorum. Avrupa'da ne oldu? Bir kere bir şey öğrenmek Avrupa'da istiyorum. Avrupa'da çok tutuldu bir kere. Hayır dur bir dakika. Şu arada hemen şeyi öğreneyim. Kaç kişi izledi? Ne oldu? Rekor kırdınız mı? Ne yaptınız? Çünkü herkes müthiş. Rekorlar kırılacak. Mahvolduk falan filan deniyor. Mahvolduk. Bari 2 milyon 750 bin kişi. Ne? 2 milyon 750 bin kişi. Vah vah. Yani çok ciddi bir bölümü akrabalardan oluşan. Peki bu rekora gitmek üzere. Yani tam rekor değil. Çünkü bundan önce 3 milyon 300 bindi eğer yanılmıyorsam Vizon Tele. Ona yaklaşıyor ve onu da geçecek. Herkes birbirine geçmesi gerekiyor. Peki. Avrupa'da hakikaten galalardan döndünüz. Tepkiler nasılca? Vallahi Avrupa'da tepkiler çok genç olumlu. Genç çocuklar yani onlar da Avrupalı evet yavaş yavaş alışıyor bizlere. özellikle Lahey'de değil mi? Yok Brüksel'de, Amsterdam'da, neresi olursa Almanya'daki o yerin adı neydi? Frankfurt. Frankfurt. Ya was soll ich machen denn hier? Frankfurt'ta ve
Paris'te seyirciyle beraber izledik ve bu izlemelerimiz sırasında oranın yerel basını, yani Fransız yerel basını, Libération, très bien. Ve çok güzel sorular sordular. Biraz şaşırdıklarını söylediler. Yani siz Türk müsünüz diye sordular. Ben de bu konuya çok Fransız olduklarını söyledim. Yani... Niye böyle bir film? Hatta çok fanatik Fransız bir gazeteci vardı. Biz izlediğiniz Fransız filmleri nelerdir deyince ben hani Amélie'yi çok beğendim dedim. Ne Amélie'si canım, bu daha güzel falan dedim, abartma. ortak yönlerimiz var mı dedim, işte bizim memlekette de çok şarküteri var falan gibi kaynaştık. Fransızcama hayran kaldılar çünkü hiç konuşmadım. Yani hakikaten çok olumluydu. Yani Avrupa Birliği'ne doğru giden Türkiye'ye bunu da sordular. Temsil ettiniz yani bu şey. Samimi söylüyorum, bunu sordular. Ama birazcık tabii böyle bir sinik, you know. O tarz bir biraz alaycı bir soruydu. Bizim filmdeki o Arif karakterinin Türk milletini temsil edip etmediği, uzayda işte uzaylılara karşı verdiği mücadeleyle bizim Türk milletinin Avrupa ile mücadelesi gibi birazcık Fransız bir soru sordu. Ben dedim ki yani biz Türk milleti olarak yani biri, eğer biri sembol olacaksa o karakter değil, bu filmi yapanların bir sembol olmasından falan bahsettim. Böyle olduk adamla, olay gelişti. Ama genelde hakikaten çok gururlanarak döndük. Tabii yani duygular değişik. Bu Avrupa'daki seyircide de öyle. Çok karışık bir kitle izliyor. Yani her sosyoekonomik çevreden insan izliyor. Orada hani tiyatro ekip... Ya bunların içinde tabii Fransızlardan bahsediyorsun. Yani oradaki Türklerden bahsediyorsun. Evet, çoğunlukla ilk dublaj, gün için... Dublaj mıydı, nasıldı? Yok yok, alt yazılıydı. Tabii bunun sakıncalarını da tabii duyduk çok. Çünkü özellikle Almanya'da insanlar, yani Amerikan sinemasını da Almanca dublajlı izleme eğilimindeler. Altyazıya karşı bir antipatik bir yaklaşım var. Yani Alman olduklarından kaynaklanan. Yani izleyeyim mi yoksa okuyayım mı? Was ich machen? Yani yapamıyorum falan oluyorlar. Ya Almanlardan bir tek araba yapmasını bekleyeceksin. Başka bir şey. Şeyde ben Ömer'e sormak istiyorum. Ömer, filmde Kuna rolünü oynayan Şafak Sezer çıktı. Dedi ki benim bölümlerimi de kısaltmışlar. Fonda martı gibi kalmışım diyor. Burada da Sezer de yok buralarda. Niye? Bir soru mu var? Sezer mi niye yok? Onu bilmiyorum. Herhalde falan işi vardır. Çağırdık ama yani sanatçı duyarlılığı göstermiş. Evet. Benim sahne... Filmde hiç kimsenin... Açıkçası senaryoyu yazan ben olduğum için bir sorumluluk hissediyorum. Gerçek suçlu çıktı ortaya bakın. Tabii yani şöyle ki, ama tabii filmimiz bizim hakikaten bir komedi filmi için çok uzun bir film. Bunu herkes biliyor. Nasıl ki biz biliyoruz, herkes de biliyor. 128 dakika ciddi bir süre. Ve bundan yani ticari olarak da birçok sorunları olabilecek bir süre bu. Onun için birkaç sahneyi çıkardık, evet. Yani Ömer çıkarırken bana da sormadı değil. Niye çıkaralım mı, çıkarmayalım mı diye. Gelelim 140 dakika film olmaz yani, komedi filmi. Ben hura koşmamak yani için çıkardık. Yani orada hata mı ettim diyorsun? Açıkçası tabii ben ilk defa bir tek başıma bir senaryo yazıyorum. Onun için böyle bol keseden biraz coşmuşum. Kalın bir senaryo. Doğrusu bu. Ama kişisel yani birisininle ilgili şafağın sahneleri diye bir şey filmde, öyle bir şey söz konusu değil. Soru soracaklar, hemen ellerini kaldırsınlar. Onlar benim sahnelerim çoğunlukla. Bir de zaten bu film hepimizin 137 dakikalık bir ham görüntüden post prodüksiyona girmeden önce öyle bir yerden biz filmi 127 dakikaya indirdik. Dora 2 geliyor mu? Ne zaman geliyor? Dora 2'yi. Baba yani o iş, o ihale bende açıkçası. Ama fantastik komedi yapma macerasının bu filmin macerasıyla birleşmesi biraz insanın elini bir soğutuyor açıkçası böyle. Öyle mi? Ama Gora'nın yani bu kadroyla, böyle güzel ekiple, yani anlaşabildiğimiz, mizahını paylaştığımız bir ekiple devamı niteliğinde bir şey yapmak isterim açıkçası. Ama arkadaşlarım için de... Patron iş verdi. Yok, estağfurullah. Hiç öyle bir şey yok. Ben filmin hakikaten çok ağır işçisiyim yani. Çok da sahnem çıktı. Buna da çok... Özge, Gora'dan ne kaldı aklında? Konuşma. Sen şimdi konuşma, bunlar arkadan bakarlar. Büyük bir gülümseme kaldı bir kere. Ben Gora'yı şöyle tanımlıyorum. Nasıl evde... tanımlıyorsun? Ya bir dakika.
Hani böyle misafirleriniz gelecektir. İşte pasta yapacaksınızdır. Onunla uğraşırsınız. Saatler geçer. İşte özen gösterirsiniz. Süsüydü, püsüydü, içeriydi, şuydu, buydu ve misafirler gelir. Bir anda o pasta biter ve hani bir dilim daha var mı denir. Tabii bu gora biraz daha maliyetli bir şey ama aynı çok pahalı, çok pahalı bir tespit. Yani aslında yapılan bir iki olumsuz demeyeyim de, yani canhıraş eleştiriye istinaden benim de fikrim bu pasta çok güzel bir örnek oldu. Bundan sonra biz de hazır almayı düşünüyoruz. Yani yapmak hakikaten en çok maddi hangi eleştiriye kızdın Can? Ben genelde eleştiriye kızmam. Eleştiri sevmem çünkü. Yani çok demokratik bir kız. Yaklaşım. Evet, yani komikliği cımbızla çekip değerlendirme konusunda yani hakikaten çok tırnaklarımla geldim ben. Tırnaklarımı görüyorsunuz. O nedenle eleştiriye değil de yani vakanın bizim yaptığımızdan mada daha büyük bir mecraya çekilmesi, o beklenti denilen şeyin bizim dışımızda gelişmesi, bize tuhaf yüklemeler yapılması ve en zoruma giden de bazı kimselere zararımızın dokunduğunu bize isnat etmeleri. Yani ne bileyim, ahlaki olarak komedi bu mudur ya da işte film bu, ya bunlar bizi üzdü. Yani bu tip değerlendirme bizi üzdü. Üzülmesi gerekiyor mu Cemil? Ya çok bu gençliği baz alamayın. Yani biraz marjinal bir film. Doğruyu söylemek gerekirse böyle. Yani marjinal. Yani komedi olduğu zaman da biz de gülmeye gidiyoruz kardeşim. Biz evet. De orada güzel vakit geçirmeye gidiyoruz. Çok teşekkür biz ederim. Biz de çok güzel vakit geçirdik. Ozan, nedir bu gay robot modası ya? Yani çok şey oldu. Eğlenceden bunu mu anlıyorsun? Evet. Abi sen yapma bari ya. Ya bir rol vardı, onu oynadım, büyütülecek bir şey yok. Gerçekten yok. Biz hepimiz Ozan'ın arkasındayız. Ne demek istiyorsun? Türk halkını arkama alacağım. Problem bu değil miydi zaten? Ya hakikaten cımbızla yıklanıyor. 128 dakika atılmamış hali, 140 dakika bir tek bu akılda kalıyor. Bu çok can sıkıcı yani. Özellikle açıkçası Demir'e bakışlar değişti falan. Çok başarılı bir oyuncu. Bir ikincisi, doğruyu söylemek gerekirse hiçbir şekilde böyle bir brief verilmedi arkadaşımıza. Öyle değil mi? Yani ne demek şimdi? İçimden geldiği gibi oynadım. Böyle bir brief verilmedi ama hakikaten çok tabii kullanılan bir temadır komik unsur olarak. Hakikaten dozunda ve lezzetinde oynamış ender insanlardan biridir. Ben hayranlıkla izledim yani, beraber oynadığımız zaman. Hayır, genç kızların sevgilisiydi. Bitti artık, bitti. Yok, bitti değil. Bitti mi çocuklar, ne diyorsunuz? Hadi kızlar. Hayır! Hayır! Ya Erdal, ben sana çok şey yaptım yani. Üzüldüm. Üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Ya dehşet, o kadar o makyaj, çok ağır bir makyaj. Nasıl taşıdın onu? Ah hiç sormayın, hiç sormayın. Yani hele benim gibi fazla terleyen birisi için çok daha problemli ya, oldu Erdal ama. Erdal abi, hastalandı, hastaneye götüremedik makyajlı olduğu için. Evet, o kim bilir ne yaptınız adama, evet, demesinler sorun diye. Kalk hemen. Öncelikle okulumuza geldiğiniz için hoş geldiniz yani hepiniz. Hadi vakit geçir. Ben merkezi sistemle mi girdin yoksa? Ben yönetmene bir soru soracaktım. Sizce başarılı bir film demek ödül almış bir film demek yoksa çok seyirci elde eden bir film demek? Evet. Bu da güzel bir şey. Bir şey diyeceğim. Çünkü ülkemizde ödül alan filmler, yani Türk filmler tamam, fazla izlenmiyor. Soruyu sordun, yetti. Başarı nedir? Ödül mü almak, fazla para kazanmak mı? Fazla para kazanmak demeyeyim de çok izlenmek de bir anlamda ödül bizim için. O zaman da fazla para geliyor. Ne güzel bizim bir için zaman. Değil tabii. fazla izlenmek ya da fazla festivallerden ödül almak noktasında, yani bu beğeninin nasıl ifade edildiğinin göstergesi bunlar. Çok izlenmek de çok ödül almak da bence aynı kefede tartılıyor. İkisi de keyifli. İkisini birbirine küstürme gibi birkaç yani zamandır bir problem yaşanıyor. Biz açıkçası onunla ilgili çok konuştuk. Arkadaş arasında da konuştuk. Belki televizyonda da söylemedik ama yani ödül alan filmle çok izlenenin birbirine küstürmenin manası yok. Biz filmimizin çok izlenmesini isteriz ama yakın zamanda vizyonda olan, mesela biz isteriz ki filmimizi evet 5 milyon kişi izlesin ama Yazı Tura'yı da 7 milyon kişi izlesin ki biz de ikinci film olalım 5 milyonla isterdik. Doğrusu budur.
Doğru değil yalan, mi? Hayır yalan değil doğru. Oldu sen. Hemen. Benim yalan söylediğimi nasıl anlayabiliyor çok merak ettim. Hangisi anladın? Nasıl bir dedektör var Allah'ım. Söyle. İyi akşamlar ilk önce herkese. Evet. Daha önce Türk Film Şirketi'yle yapılan anlaşmada Yıldızlı Peki diye bir film söz konusuydu benim bildiğim kadarıyla. Neden Gora bir anda geldi, Yıldızlı Peki ikinci plana düştü? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bir de hala Yıldızlı Peki'yi çekme planınız var mı? Vallahi o senaryo benim yazdığım bir senaryo. Birazcık şimdi bakınca, tekrar baktım o senaryoya. Birazcık her şey çok güzel olacağı benzediği için, yapı olarak. Birazcık da eksikleri olduğu için, yani buna nazaran daha eksik düşün. Ondan vazgeçtim ama kendi sevdiğim hikayeleri yapma eğilimim var. Yani bunu uzun zamandır yapmak istiyordum açıkçası. Bir yerde komedyen çok zor bir şey değil mi? Sen ister istemez bazı esprilerini tekrar etmek zorunda kalıyorsun. Bundan gurur duyuyorum. Bu normal bir şey. Açıkçası eleştirilerde hani üzüldüğüm şey de filmden karakter tahlili yapmaları. Yani filmde oynayan insanlardan biri benim. Ama o filmdeki adamdan benim şahsımla ilgili yorum yapmaları beni üzüyor. Kendini tekrar ediyor dedikleri zaman bunlar pek bir yere oturmuyor teknik olarak. Yani Peter Sellers'la ilgili yorum da bu olabilir. Müfettiş Clouseau nasıl kendini tekrar ede gelmiştir? Yani bu adamı seviyorum. Onunla ilgili bir ciddi bir gözlemim var, onun bir bakış açısı var. O adamın başrolünde olduğu hikayeleri yazmaktan, oynamaktan çok eğlenirim. Çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda sen hep herkesi de direktörlüğünü de yaptın. Şöyle oynamalarını istedin. herhalde evet, yaptım bunu. Hayır. Açıkçası... Hayır, bir dakika. O zaman bıraktın mı? Hani arkadaşlar siz istediğiniz gibi oynayıverin. Şöyle kesinlikle, çıkın sahneye. Tabii. Aynen öyle. Benim arkadaşlarım yani benden daha iyi oyuncu oldukları için bu filmdeler. Estağfurullah değil, olur mu? Bir tek Ozan Güven'le ilgili şüphelerim var. Çünkü filmin bütünüyle ilgili palalarla girişenler filme, yani böyle değil, o oyuncu değil zaten, onunla girişenler hep Ozan Güven'i ayrı bir yere koymuşlar. Bir iki tarama yaptım, o ise mükemmel oynamış. Nasıl söyleyebilirsiniz ki Ozan Güven benden daha iyi bir oyuncudur? Şimdi birazdan ben robotu canlandıracağım. 216'yı birazdan oynayacağım. Hadi Arif'i oynasın. Yani meydan okuyorum. Meydan okuyorum burada. Kendisini az evvel... Ben Arif'i oynamam. Kendini tekrar etmiş olursun. Hayır, bir dakika. Hadi oyna. Tiyatroda yemin ediyorum ki elimizde bir kaset var. Nasıl? O kaset? Hangi kaset? O değil, o kaset. Onu çıkartma. Benim filmdeki bütün karakterleri oynadığım... İlk briefler sırasında yani teknik ekibe bütün karakterleri oynadım. Yani ben demin tiyatroda söyledim. Ceku dahil hepsini oynarım dedi. Sen de öyle Gora baktın. Gora 2'de öyle mi olacak? Böyle meydana... Gora 2'de neymiş be? Bırakalım milleti delirtmeyelim, boş ver. Hayır, bir şey soracağım. Oyna. Nasıl oyna? Hayır. Görelim. Tamam, benim peki. Çocuklar görmek istemiyor musunuz? Evet. Hadi. Hayır. İki sene hayır, önce... Robot, ya 216'yı nasıl yaptığını görmek istiyoruz. Tamam, oynayalım. Hayır, şeyle birlikte oynayalım. Bak ne var elimde. Türk filmi. Hani kızın kör oldu. Bu değil, bunda çocuk kör. Tonlama biraz. Bak. Hadi bir Arif alayım, hadi. Bas. Mümkün değil, benim tipim o. Mümkün değil. Yaparım. Niye televizyonda dizisi var o tipin? O tipin televizyonda burada dizisi var, hepimiz biliyoruz kardeşim. Şeşu'yu mu diyorsun? Evet. Evet, doğru. Şeşu bağlarında dolaşıyorum. Evet, sorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Merhaba. Bir kere yani sorum Cem Bey'e de sizi gerçekten tebrik ediyorum. Yani 3 ayrı karakterde çok güzel oynamışsınız. Çok zaten... teşekkür ederim. Emin ol bunu ilk defa duyuyorum. Çok sağ ol. Evet. Yemin ediyorum. Gerçekten. Evet. Komutan Logar ve Arif'i zaten herkes biliyor. Benim takıldığım ve en çok da hoşuma giden belki de o sinema prodüktörü sahnesi. Evet. Gerçekten çok güzel oynamışsınız ve sahneler bayağı hoşuma gitti. Bu sadece sizin yaratıcılığınızdan mı kaynaklanıyor yoksa bir şeylerden esinleniyor musunuz? Yani bu prodüktörlüğü falan nasıl oynadınız merak bizim ediyorum açıkçası. Bizim filmin öyküsü içinde hakikaten bir ara acaba bu sahneyi komple çıkaralım mı diye çok
konuştuğumuz bir sahnedir. Allah'tan çıkarmamışız. Bir tek seni sevmen bile benim için yeter. O 1980'lere geri gidildiği zaman niye bilim kurgu filmi çekilmediğinle ilgili bir şakada o sahne. Belki filmin öyküsünün biraz dışında ama o kadar fantazi olur. Erşen Kuneri Sean Connery'dir. İnsanlar şu sıralarda yalnızca filme baktığı için pek görmemiş olabilirler. O da Sean Connery'nin her tarafta resimleri var. Fake bir isimdir ve seks filmleri prodüktörü. O başka bir filme yol açacak bir karakter. Onunla ilgili bir planım vardı. Bu film... Çok, çok yaşıyorum. Şimdi... O adamı... Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra... Hayır! 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 Cüneyt Arkın... Sevgili seyirciler, Cüneyt Arkın Dünyayı Kurtaran Adam oynadı. Sen Arif rolüyle Gora gezegenlerini kurtardın. Ya Türkler başka insanlar ya. Vallahi bizim filmin ilk yani senaryonun ne minvalde olacağı duyulduğu sırada böyle bir Türkler uzayda konu başlığı altında olacağını düşündüler. Ama ben bununla ilgili gene şöyle bir paranoya hissettim. Çünkü o benim oynadığım karakter bizim seveceğimiz, sevmemiz gereken bir adam değil. Açıkçası onun böyle bir hani Türk prototipi gibi algılanmasından birazcık rahatsızım. Belki de yani belki de bilmiyorum, ben yanlış düşünüyorum. yani böyle algılanmadığını biliyorum ama biz birazcık... İçimizde o tipten çok insanlar var. Evet, soru. Gel bakalım. Olmasın istiyoruz biz. İlk önce Bilgi Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Sağ olun. Geldiğiniz için teşekkürler. Kalıcı değiliz yalnız. Drop formunu verip gideceğiz. Avrupa'da görsel efekt açısından iyi ya da kötü bir eleştiri aldınız mı? Yani şu anlamda soruyorum, Türkler efekt yapabiliyor ya da bunu siz mi yaptınız anlamında bir eleştiri. Nerede yapıldı o efektler? Nerede yapıldı, iyi ya da kötü? Türkiye'de yapıldı. Hayır, Avrupalı'nın bakış açısından soruyorum. Yani bir şey... şuydu, Türk filmi denince işte tırnak içinde akla gelen filmlerin dışında bir tür olarak çok ilgilerini çekti ve böyle bir filmin Türkiye'de yapılabiliyor olmasına bir şaşkınlık vardı. Ama bizim cevabımız da onlara şu oldu. Biz zaten buyduk ve bunların hepsini yapabilir durumdaydık. Siz bize bu zamana kadar belki böyle bakmadığınız için görmüyordunuz. İyi bakarsanız görürsünüz ki daha iyilerini ve yapacağız. Ve çıktı hemen diğer bir soru. Cem abi bir şey sormak istiyorum. Kalk ben. Kalk ayağa. Buyurun. Kendini göster. Stand up and fight. Şöyle. Cem abi mesela bu Amerika'da yapılan filmler Türkiye'ye... Ya ne güzel bak. Sonunu şöyle bağlayacak. Even mama thinks that my mom. Yani vay be. Amerikan filmleri Türkiye'ye alt yazıyla geldiğinde böyle bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Mesela alt yazıda adam orada bir sürü küfür ediyor falan ama altta sadece canın cehenneme yazıyor. Evet. Ki Gora'da da öne çıkan şeyler bence küfürler. Yani hani komik olan kısım küfürler de çok büyük bir pay veriyor. Küfürler. Mesela yurt dışına gittiğinde otur bu. Otur üç. Yurt dışına giderse bu. Evet. Ya yurt dışına gittiğinde adamlar anlayabilecek mi bu küfürleri? Yani komik ne bileyim. Şimdi işin... Sadece hadi oğlum git bas git falan diye orada... Yani işin altyazıda tabii bunlar öyle sert küfürler olarak çevrilmedi. Ama yani neticede küfürler küfür olarak çevrildi tabii. Fransızca neyse, Almanca neyse o gibi. Ama filmin mizahı, filmin ortaya çıkardığı tablo bu değil tabii ki de. Yani filmin mizahı oradaki yani 128 dakikada kaç cümle var bilmiyorum ama yalnızca filmin iki yerinde bizim sokakta küfür diye duyduğumuz iki cümleden filmin bütün mizahi bazasının buna oturduğunu söylemek yanlış. Ama insanların bildiği bazı filmlere gönderme olması sebebiyle yabancılar onlarla ilgileniyorlar. Bir iki Japon'un not aldığını falan söylediler. Efektlerle ilgili en ilginç şey o. Evet, yani, hadi canım artık o kadar da olsun. Hollanda'da. Yapmayın Allah aşkına. Evet efendim. Ama nasıl Japonlar? Her Japon evinde video yapmıyor. Onun için bu Japonlar, birisi bize dedi ki, yani bizi tabii, açıkçası bizi çok onore etmek istediler ama
Hani onore olurken bir aşağılık kompleksiyle hareket etmememiz lazım. Şimdi biz bu filmin başından beri hep böyle mütevazı olmaya çalışıyoruz ama sunum bir noktadan sonra bizim kontrolümüzden çıktı. Yapılmamış bir film, yapılmamış efektler değil efendim. Yani bunları biz yapa geliyoruz zaten. Benim bundan 4 sene evvel oynadığım bir reklam filminde de bu CGI technologies. Yani bilgisayar efektleri, reklam sektöründe kullanılan şeyler. Ne olacak abi? Cüneyt Arkın'da dünyayı kurtaran adamı oynadı. Yani evet, onda bir yani şey yok. Bunda şaşıracak bir şey yok. Ozan. Bununla ilgili bir kompleksimiz olmaması lazım. Japonlar not aldı dedi, affedersiniz. Filmin başında Japonlarla bir diyalogumuz var ya, tahmin ediyorum dövmek için not aldı. Yani teknolojik bir şey değil ya. Ozan seni... bütün film çekimi sırasında, bütün bu grupla beraber olun. Eğlendiniz mi? Yok. Ya ben çok şaşırmıştım bir defa. Yani gerçekten Antalya'da şaşırdım. Çünkü şaşırdım çok şey oldu. Daha doğrusu şaşırdım, bana anlattılar bir de zaman. Hani bir yerden bakıyorsunuz orası pencere, arkada birileri boya yapıyor. Sonradan buraya bir şeyler gelecek deniyor. Hani uzay filmi çekiliyor mesela. Koridorda yürüyoruz ama sesten dolayı çorapla falan yürüyoruz. Ve... bir akşam benim bir sahnem yok. Ben de ilk defa kamerayla çıktım. Seti çekeceğim. Hani bir tek o görüntü vardı zaten. Ondan sonra bir daha kamerayı çıkarmadım. Gittim, işte Cem'in bir sahnesi çıkıyor, çekiliyor. Bir yerden çıkacak, bir şey yapacak falan. Ama o kadar güzel şeyler yapılıyor ki ve hani beni şaşırtan şeyler yapılıyor. Çok büyük, devasa şeyler. Baktım, yanıyor bir yer böyle. Aa dedim, yangın yapmışsınız ya, kamerayla gittim falan. Yaklaştıkça böyle panik, onu suyu götürün lan falan, bir şey yapın lan. Aa dedim, Cem ne güzel yangın olmuş, salak yanıyor lan dedi. Şey. Yani, ilk defa yapılmış bir şey, evet yani. Set yanıyormuş, benim haberim yok. Ne kadar güzel yapmışsınız diyor. Dedim lan yanıyoruz, haberim yok. Kovalarla su atılıyor falan, sonra kapanmış kamera, bir daha da zaten yok. Filmle ilgili tek görüntüm o. Hatıralı. Özge, sende kaldı bir şey oldu mu? Çok özür dilerim Mehmet Ali abi, bir şey hatırlatacağım. Filmde siyah beyaz bir bölüm var ya, oradaki robotu da Ozan oynuyor, haberiniz var mı? Kimsenin haberi yok bunda. Bu adamcağız. Gerçekten yanıyordum ama o yapılırken. Çünkü... ama büyük bir özveri. Yani bu... Hayır öyle değil. Öyle duyu saptırmayın Mehmet Ali Bey. Öyle bir özveri değil. Öyle bir özveri. Başka bir özveriden bahsediyor. Özveri. Şimdi... hani deniyor ya işte yani ben filmde az göründüm, görünmedim, sahnem kesildi. Ben size bir şey anlatayım. O sahnede Ozan'ın hiç yüzü görünmediği halde ki yüzünün hiç... Evet evet. O rolü o ya dedi ki... Ya gülmeseniz sen ne gülüyorsun? Onun için yapmadık mı? Oynadı abi ve hiç yani yüzü görünmediği halde çok çileli bir sahneydi. Ya bir şey yap, rol arkadaşı da... rol arkadaşı da... Daha acıklısı var. Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Rol arkadaşı Atilla abi bizim böcek yapımdan filmin kamera arkası görüntülerini çeken hala bir abimiz. Hala görüşüyoruz Atilla'yı. Hayır hayır. Atilla'nın da macerası şu, eve gittiğinde hanımı mutfak robotunu saklıyormuş ondan. Ya konuyu nereye getirdin yine ya? Senden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Gittikçe bana yaklaşıyor. Bir cesim yaklaşıyor. Erdal sende var mı? Seni şu arada bir... konuğumuz daha geldi. Rasim Öztekin geldi. Bravo. Bravo. Rasim de uzun zamandır görüşmediklerinden dolayı gördüm. Çok birbirini seven bir ekip olmuş da anlaşılan. Peki Rasim bu kadar... sen şöyle gel. Şöyle. Ama bütün sınıfı öpeceğim. Baksana bütün hepsi sana geldiler burada. Bu kadar sululuğa nasıl tabir edebildin? Mikrofonunda bak hemen. Bu kadar sululuğa sen nasıl tabir edebildin? Sen ciddi insansın ya. Bozuldum. Fakat çok başarılı oldu. Başarıları şey... Şimdi tiyatrodan geliyorsun. Şimdi tiyatro oyundan geliyorum. Biraz sanat yaptım sonra buraya geldim. Ben şeyi... Biz bırakalı çok oldu sanırım. Şafak da gelmiş.
Evet. Arkadaki yani değil mi? Şafak söktü diyorlar. Şu anda bütün öğrencilerin de merak ettikleri buydu. Ya ne harika bir ekip. Ne kadar hoş bir film dedik ve bir soru var. Nerede? Ha, oradasın. Olsa iyi olur. Öncelikle tebrikler, mükemmel bir film bence. Soru. Çok teşekkür ederim. Soru, tamam. Cem Bey'e soracağım. Ya daha önce bu Sadi Alış'a hayranlığınızı duymuştuk. Evet. Sadi Alış'ın işte Turistoma Özel'de diye bir film vardı. Ondan evet. Esinlendiniz mi? Tabii ki de. Yani açıkçası yani bu bir... bu bir Şifreli konuşurum ben. Tabii ki de esinlendim. Çok sevdiğim, çok sıkı takip ettiğim bir kimsedir. O filme değil ama yani Sadri Alış'a da filmimizin içinde bir gönderme var zaten. Yani yıllar evvel yapılmış olması bizim için hani hakikaten çok önemli bir hadise. Döneminde yani o sırada Star Trek devam ederken bizden birini oraya göndermiş olması tabii bizim için önemli bir hadise. Ciddi bir mizah malzemesi tabii ki de. Rasim, ben şeyi çok merak ediyorum. Mesela çocukların yerinde olsaydım onu sorardım. Ya seni Cem nasıl bir insan? Yani sette böyle şimdi şeker gibi görünüyor bizim karşımızda. Yani. Yani. Çünkü oraya gittiği zaman despot mu, bağırır mı, çağırır mı? Ama efendim estağfurullah. Hayır, mutlaka bir bozuk tarafı var. Bakalım ne diyecekler. Şimdi aslında Cem'i şöyle tarif edebilirim. Cem bana ilk Bob Marley Faruk rolünü teklif ettiğinde uzun süre birbirimize sessiz olarak baktık. Çünkü Cem geldi bizim tiyatronun kafesine, oturduk, muhabbet ediyoruz. Birkaç daha önce de oyunda falan seyretmişti, geldi, muhabbet ettik falan. En sonunda bir gün geldi yine. Abi geliyorum dedi. Geldi, oturduk, muhabbet ettik falan. Sonra çekeceği filmi anlattı. Gore'yi anlattı. Bob Marley Faruk'u anlattı. Ben içimden şöyle geçiyorum. Ne güzel bir rol. Bob Marley Faruk ama Cem öyle bir anlatıyor ki. Yani abi bir rol var. Sanki o oynayacak mı zannettim ben. Bob Marley Faruk o oynayacak falan diye düşünürken. Bir karşılıklı ama teklif etmedi daha. Ya yani anlatıyor. Bob Marley Faruk'u anlatıyor. O kadar kibar ve saygılı ki. Teklif etmeye çekiniyor. Evet. Öyle bir durum var gerçekten. Çok ince bir insan. Gerçekten. Yani çok kişi her işsiz kaldı değil. Bunun yüzünden. karşılıklı bir an böyle sustuk kaldık. Ben içimden şöyle ne güzel bir rol oynayabilsem falan. O da herhalde oynar mı falan diye düşünüyor. Ondan sonra belli bir sessizlikten sonra ben hayırlı olsun dedim. İyi çalışmalar dedim. Ondan sonra Cem dedi ki abi sen oynar mısın burayı dedi. Ha çok güzel. Kalkıp öpüşüm. Peki ben hepinize sormak istiyorum. Cem nasıl bir yönetici, nasıl bir direktör, nasıl bir metin yazarı? Yalnız yağcılığa gerek yok çünkü Cem'i hepimiz çok seviyoruz ve biliyoruz. Hemen bu bilgiyi... Ne dersin Erdal, senden başlayalım. Benim samimi söyleyeyim ki benim yani arkadaşlarımla öyle bir direktörlük ilişkim yok açıkçası. Yani öncelikle yani... onu bertaraf ederek cevaplayın. Ha, evet. Ona göre hareket edin. O kadar demokrat değil yani. Yok yani gerçekten insanların kafasında pek belirmeyen bir şey bu Cem'i görünce. Mesela işte Cem'den arkadaş yansıyan... saat 9'da burada olacaksan ol olmayacaksan çek git der bu arkadaş o. Siz yanlış anlamadınız. Cem'den yansıyan şeyler işte böyle yanlış anlaşılmaya güzel. Hayır Cem tıpkı bizim gibi o Gora filmde... Ekora bizim için Cem. Tabii ama o filmde rolü olan bir oyuncu olduğunu farkında olarak o disiplinle yaklaştı. Siz yapıyor muydunuz onu? Niye abicim? Yani kardeşim bu işin bir disiplini vardır. Buna uyan uyar, uymaz uymayan gider. Böyle yapmaya gerek olmadan bir set yaşadığımız herkes, ya, için çok. Gerek kalmadı. Ama yani buradaki kemik kadro ve hani figürasyonuna kadar bu iş böyle kendini vakfetmedi mi olacak şey değil. Yani değil. Biz soru. Çoğumuz isyan noktasına geldik ama herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Filminiz Avrupa dışında da yayınlanacak mı? Özellikle Amerika türü yerlerde böyle. Türü. Ama Amerika'nın kendisi yeter bir de. Bana Amerika türü bir yer söyle. Yayınlanmayan sen. Evet bir soru daha var oradan.
Avrupa dışında bir yerde yayınlanacak mı açıkçası ben bilmiyorum. Avrupa'da da yayınlanmayan, yani vizyona girmediği yerler var. Mesela İtalya. İtalya'da yani İtalyanca altyazısı yapılmadı bildiğim kadarıyla. Hiç yapılmadı zaten. Macarca bir iki arkadaşa ben çevirdim. O herhalde sayılmaz herhalde o. Sayılmaz. Yani iki kişiden... Nasıl film olur ki? Nasıl bir beklenti olabilir değil mi yani? Yok ama şu anda soru. Vizyona giren yerlerin dışında yok. İngiltere'de bir de sinemalarda şu an. Ya kızlardan kimse soru sormuyor. Niye bu kadar korkuyor musunuz yoksa merakla heyecandan izliyor musunuz? En arkada mikrofon var. Mikrofon yetersiz. Evet söyle bakalım. İyi akşamlar diliyorum herkese. Şimdi bu gece herhalde Gora içermeyen tek soru benden gelecek. Çünkü hepinizi tiyatro sahnelerinde de görüyoruz ve ekibin tamamı benim tiyatro, yani sahnelerde saygı duyduğum bir ekip. Şunu sormak istiyorum. Bir daha bu şansı elde edemeyebilirim. Ülkemizdeki konservatuvar eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Anayasada neler yazıyor gibi bir soru ya. Bu çok entelektüel bir soru. Konservatuvara mutlaka herkesin gitmesi gerekir. Buyurun. Film çok güzeldi gerçekten. Çok sağ olun. Direkt söylüyorum. Ama. Gemide bir sorun abi, vardı. Türk milleti böyledir. Çok iyiydi ama. Gemide, dümeninde bir sorun vardı. Sağa çekiyordu galiba. Onu nasıl hallettiniz abi? Güzel. Ve gemiyi nereye çektiniz? En son olarak. Vallahi sakin bir limana çektik öyle tahmin ediyorum yani. Serbest bıraktık. Diğer bir soru daha buradan geliyor. Evet. Cem Yılmaz ve... Göremiyorum. Cem Yılmaz ve Ömer Faruk Soran kafalarındaki şey tam olarak birbiriyle bütünleşti mi onu merak ediyorum. Yani mizah anlayışı anlamında birebir örtüşebildiniz mi ya da tam olarak nasıl dengelendi? Kimin payı daha fazla oldu filmi yönlendirme açısından yani? Çok entelektüel sorular. Hayranım ya. Bilgi Üniversitesi'nin bilgi düzeyinin şeyi çıkıyor ortaya. Gayet birbirlerine örtüşler ya. Evet. Eğer bu güzel kızımızı harcayacaksak böyle ben gidiyorum. Evet peki ver cevabını. Ben şimdi vermiyorum. Bir soru da buradan diğer bir güzelden geliyor. Merhaba, ben Cem Bey kıyafetinizi merak ettim, madalyayı. Kıyafeti? Madalyayı merak ettim. Bu altın efendim, normal Cumhuriyet altın. Valla kimse madalya takmayacağı için ben kendime takayım. Çok teşekkürler sevgili seyirciler. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Herkese merhabalar. Komutan Logar'ın dedesinin hani dünyaya ziyareti var ya. Ha. Bu ziyaretteki hani o robot var ya. Bu robotla Logar arasında bir akrabalık bağı var mı? Yani anneannesi falan mı? Eyvallah. Bir şarkıyla cevap vermek istiyorum. Hayır. Evet. Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum o sahneyle ilgili. O sahnedeki bir tarih yazılıyor orada. Evet. O tarihin ne olduğunu bilen var mı? 14 Temmuz 1789. İşte benim vermek istediğim mesaj buydu aslında. Ama gerçekten öyle. Hemen soru. Gel. Evet. Yani o siyah beyaz sahneden akılda kalan robotun hali değil, tamam. Küçük bir tarih dersi vermekti amacım ama kimse onu görmüyor. Hemen soru. Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar. Hadi bırak akşamları. Benim bir sorum var. Demin de söylemiştiniz işte Japonlara karşı bir hani Japonlarda hep kavga sahnesi olur. Peki bu film Japonya'da gösterilecek mi? Onlara da bizim bir nispetimiz olsun diye. Güzel bir soru. Kino var, imasuka ne bilmiyorum yani Japonya'da gösterilmeyecek. Ama yani... Japonya, Avrupa'nın dışında demin bu soruya cevap vermiştik. Lütfen sus. Son olarak ben soracağım. Yani Erdal'ı sizin... hastaneye götürme şeyimizi anlatmayalım. Hadi onu anlat peki. Süpersin anlat. Nasıl anlatacaksın çok merak ediyorum. Abi süper anlatacağım. Şafak Sezer bir yerin tatlısının çok güzel olduğunu öğrenmiş. Erdal Tosun'a 5 tane kazan dibi getirdi. Bir yerden. Erdal Tosun da bunların 5'ini yemiş.
Sabaha karşı ama. Hem de gözünde sarı lensler ve lacivert haldeyken. Ve diyor ki bize, çocuklar ben fena oldum, bende bir tuhaflık var mı? Ya şimdi... Dedi ki, sen abi otele git. Dedi ki, yolda beni polis çevirirse ne diyeyim? Ya çok acayipti, çok çok acıklıydı be. Hastaneye götüremedik. Ne abi, hikayenin devamını mı? Anladım. Hastaneye götüremedik, ne diyeceğimiz şaşırdık. Çünkü bu adam bir şey yedi, lacivert oldu diyemeyiz. O yüzden de Erdal abi iyi ki aramızda hala yani. Bir daha kazandı bir yok. Özge, hikayenin devamı. Ben orada yoktum. Rasim'den alalım öbür tarafını. Ben havuza giriyordum o sırada. Evet, ben bir yerde okudum. Rasim abi böyle bir şey demiş. Çünkü bizim, yani ben hiç setten ayrılamıyordum. Arkadaşlarım arada bir ayrılabiliyordu. Rasim abi bizim kaldığımız otelde devamlı güneşleniyor. Baba çok güzel güneşleniyorsun diyenler de, vallahi rolüm için abi. Ha, şimdi rol için acayip makyaj yapmak lazım. 80 derecede çekiyoruz. Çok mu sıcaktı yani o dönem çekim? 80. Yani. 80 mi? İç mekanda öyle oluyor. Abi niye bu çocuklara da bir günah değil mi ya? Yani. Bazı sahnelerde zaten ter görünüyor. Çok acıklı. Bak ha. Çok şeydi, acıklı mı sahne? Hiperoptik vasküler dondurucu diyor ama burada da... Nasıl bir terleme lan bu? Çok robotun da var öyle bir iki sahne. Evet Rasim. Ben Bob Marley Faruk, biraz esmer tabii. Şimdi ben makyaj yapmayı yemedim. Her gün o makyaj yapılacak, silinecek, edilecek. Ben bir hafta önceden Antalya'ya yerleşip kendimi güneşe verdim, doğal makyaj. Ha o kadar? Tabii tabii, simsiyah oldum. Ben şimdi tabii 2-3 günde bir yine doğal makyaj olarak makyaj tazeliyorum aslında. Buna geliyor, havuz mavuz falan diyor hocam. Yok abi, makyaj tazeliyorum diyor. Erdal. İşte bir müddet sonra esmerliğini açmak için daha çok makyaj yapmaya başladılar. Beyaz makyaj yapmışsın. Evet. Çocuklar, Goralılara çok teşekkürler. Size de teşekkürler. 32. günü burada kapatıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler.